tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Hep şey yapıyorsun oyunculara. Ya işte vereceğim bu kadar ama dediğin oyuncular hep zaten sana verimli oyuncu. Atiba'ya trip, Gökhan'a trip ama Vida artık kabul etmiyor adam 3.5 almaya devam ediyor. Abi böyle bir şey olmaz. 3.5'u kabul etmiyorsa da 2 milyon euro maaş verene de ki sen bir yıl git yeter ki 1.5'unu biz vermeye devam edelim. Sonuçta 2 milyondan kurtulacaksın. O şekilde mesela Gökhan'ın kaldığı Vida'nın gittiği bir ortamda şu an Beşiktaş'ta çok çok daha ön planda olurdu. Lens'in ver maaşını yarısını abi. Gerekirse yarısından kurtul. Çünkü bu şekilde hiç yani hiç kimsenin indirim yapmadığı, baba adam maaşlı adamların hiçbirinin indirim yapmadığı ortamda yeni oyuncu da getiremiyorsun, oyuncu gönderemiyorsun, sıkışıyorsun. Sonra abi olmuyor ama bunu oldurabilmen için zaten gerekirse fedakarlık etmen lazım. Ödeyemiyorsan maaşını gerekirse bedava bırak. Bedava bıraktığın yetmiyorsa bile bir kısmı maaşını ver yolla. Çünkü sen bu oyuncularla zaten oynadığın zaman onları çıkaracaksın parasını. Ben yapılanmanın 3 tane 4 tane maksimum 11 oyuncusu alınarak yapılması gerektiğini düşünüyordum ama sağ olsunlar Rıdvan'ın yerine adam aldılar. Alpay'ın yerine adam aldılar. Fatih'in yerine adam alındı. Kartal'ın yerine adam alındı. Hasic yetmiyor gibi. Bir de Hasic kesildi benim anlayamadım ya. Belki bu sezonun en önemli kazanımlarından bir tanesi yedekti son maçta. Yani diyecek bir şey yok. Bunun üstüne bile yetmiyor gibi. Bu da taze haber. Umut Nayır. Ya benim son 10 yılda fiyat performans olarak gördüğüm ya en makul 3. santrfor alternatifi. Ya adamın aldığı para altyapı oyuncusu parası alıyor. Tecrübesi belli. Sokuyorsun Galatasaray'a gol atıyor. Derbide fark yaratabilecek kadar kendine de iyi bakan biri, profesyonel biri. Kimse demiyor ki 11 oynasın, 2. santrfor olsun. Ya bu takımda ya 3.5 milyon euro maaş alan adamlar duruyor, 1.5'lar 2'ler duruyor. Ama sonra bir bakıyorsun abi yani komedi de dinlenebilecek. Yani gerçekten standardın 7 gömlek altında para alan adam bir şekilde gönderiliyor. Yani ne diyeyim ki artık. Şey de demiyorum yani Umut Nayır Beşiktaş'ı buradan buraya taşıyacak ya bir mantalite gösteriyor yani. Sen 300 bin euro alan adamla uğraşıyorsun ki 300 bin de alıyorum bilmiyorum. TL bazında anlaşmış çünkü. O maaş alan adama bakıyorsun. Sen yanlış anlama hareketlerimi. İzleyicilerle yanlış anlamışsın yani. Yani burada dediğim gibi bir kadro mühendisi ben göremiyorum. Bu alternatif yapı. Ben alternatif görüyorum olabilecek şeyleri. Şöyle mühendislikler oluyor ya ülkemizde maalesef. Çok güzel sit alanını betona çevirmişsin. Tamam sen de önceki öyle yapmış. Sen öyle yapmana gerek yok. Ya bakın Sayın Ahmet Tunçevi haklısınız diyorum. Ben size haksızsınız demiyorum ki. Ama bunun merci taraftarı değil diyorum. Abi ama mesela mahkemeler... 2019'da eleştirdik zaten. Tamam, 2020'de mesela... de eleştirmeye devam. 2021'de de aynı eleştiriyor. Şunu... Bir noktaya kadar yapar. Ya bunların sözleşmesi bitene kadar ne olacak? Yani böyle kurban alalım şimdiden fiyatı daha ucuzken öyle mi? Gidince keselim bunu mu yapalım? Böyle alnımıza sürelim. Lens gitti. Ay ay evet falan. Ya o zamana kadar ben lensleri bırakacağım. O göz çizdirme ameliyatı varmış. Yemin ederim her sabah adam aklıma geliyor. Bugün yenisini taktım. Elim titreye titreye. Bak kelime oyunu değil bunlar ya. Gerçekten her şey bana seni hatırlatıyor. Öbürü de... Balkonda o gol, bak sana şunu anlatayım. Ben bunu yaptıysam yorumcu olmayan, gazeteci olmayan, sade taraftar neler yapmıştır? Ya o artık tamam yani adamı bari takip et ya. Hı hı. Seyircisiz misin maçlar? Nasıl seyircisiz? VIP seyirci adamlar. Yüksek maaş alıp izliyorlar soldan geleni Konya'da. Hep beraber izliyoruz şimdi falan filan. Geliyor Şengel ya geliyor orada. Gürcü Express. Abi siz duruyorsunuz abi. İzliyorsunuz orada. Balkon böyle çattım kapıyı. Bir de oradan bir vide çıktı tamam ya. Artık güler misin anlar mısın? Şimdi bak bütün bunlar çok karamsarmaya gerek yok. Bak karamsarmaya gerek yok. Gerçekten hala. Çok basit ya. Böyle olmayacağı çok basit. Bu şekilde olmayacağı çok basit. Yani 3 maç sonra yine Yokantör oyundan çıkarken Lens girmez. Artık tamam. Umut Nayır meselesine de katılıyorum. 3. santrafor maaşı olarak kesinlikle. Artık mesela abi karar ver. Bir daha. Abi para onu istiyor, bunu istiyor. Tamam bak zararın ne sonra kârdır. Eğer o şu anda Dünya Kupası finali oynamış Vida değil. Dünya Kupası finali oynamış Vida performansı zaten sen Konya maçını kazanmıştın. Evet 1-0 kazanmıştın. 4 golde Vida'nın hatası hocam neredeyse ya. Anlamıyorum 4'ü de ya. Korner. Çok kolay 19 yaşında kaleciye laf etmek. Sevgili Deniz Çoban. Ben sadece... Fanatik'te gördüm. Tartışıyoruz orada. Sevgili Deniz Çoban diyor ki tabii böyle. Hakem olarak o dış gözle öyle bakıyor. Saygı duyuyorum ama katılmıyorum.
Ersin topu alıp tutsay, Ersin topu alıp vermese sarı görecek. Hocam sen hakemsin bilmiyor musun ya, Allah Allah. Stoperler gelecek, 30 yaşında adamlar. Bir tanesi, öbürü de Wellington'da 100'den fazla maç oynadı. Brezilya Serie A'da öyle Boru Ave'de oynamadı adam. Flamengo, Coritiba falan, bunlar kötü takımlar. Alexler, Zico'nun oynadığı takımlar. Tabii ki. Geçen sezonun ilk yarısı ligin en iyi stoperinden biriydi. Sen bu adamları önde oynatacaksın. Bunlar bir türlü topu çıkaramayacak. Kaleci Ersin'e dönecekler. En son direkt bir de kornere atacak. Bir de gelmeyecekler, koşmayacaklar. Ha, burada kaleciye falan çıkmaz fatura, özür dilerim yani. Tabii ki öyle. Çok kolay yani. Ama evin en küçük çocuğuna kızmak kolay. Abiler ne yapmış? Evi batırmışlar yani. Yönetime, yani genel bir kadro mühendisi eleştirisi yaptık ama ben Konya maçında gerçekten Sergen Hoca'nın tercihlerinin çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu malzemeyle de bu olmazdı. Ortada yani ben gerçekten savunma yapmayı hiçbir şekilde bilmeyen ki yani açıkta söyleyeyim. Orta üçlü diyorsun. Orta üçlüyü. Konya Spor teknik heyetten biriyle konuştum. Zaten şey de söyledi bana, hızlı korneri de çalıştıklarını, topçularla birlikte çalıştıklarını söylemişti, onu da anlatmıştı. Mesela topluluğu çocuğun soyadını biliyorsun değil mi? Dorukhan Mensah'ı görünce zaten savunma olarak Beşiktaş'ın merkezde çok sıkıntı yaşayacağını çok rahat şekilde fark ettiklerini topluluğu söyledi. Topluluğu çocuğun soyadını biliyorsun. Nedir? Uyanık. Bunlarda uykucu olduğunu görmüş yani önce. Tabii bak şimdi bak, o orta üçlü abi, haklısın bak. Sergen Yalçın'a 15 gün bir maalesef o korona mağduru oldu ya. Hani takımdan uzaktı falan filan. Onların hepsi tamam. Daha bir ben ona o yüzden ekstra bir 15 gün daha veriyorum. Ama 15 gün sonraki maçta, milli maç arasından sonra yine öyle o kadar yumuşak bir orta üçlüyle çıkacaksan. Abi bir kere şey çok kolay ha. Vida, Wellington çıkaramıyor bakıyorlar. Dorukhan da yardıma geliyor ki zaten Dorukhan'ın pas özelliği de diğer o dinamik özelliği, koşu özelliği gelişmiş olsa İtalyanlar çoktan alırdı hocam ya. Ben sana söyleyeyim yani. Dorukhan bir de ayak içini böyle pasörlü bir Oğuzhan gibi olsaydı, Oğuzhan'ın da dinamizmi, çift yönlü oyunu Dorukhan gibi olsaydı paket zaten şahane orta saha. Onun yanına bir de böyle Atiba koysun başka gerek kalmıyor. Ya da Joseph koysun gerek kalmıyor. Ama bak Joseph konusunda da yine. Atiba yoksa Joseph'i oynatman gerekiyor. Ama Joseph'in lisansa daha yeni çıkıyor değil mi? Geçici. Ya sıkıntılı durum varsa planı ona göre yapacaksın. Joseph benzeri başka bir oyuncu alacaksın. Bu kadar. Var Joseph gayet iyi oyuncu, bir şey demiyorum ama bir sürü Brezilyalı 6 numara var ya, en az 7-8 tane var aynı maaşı tutabileceğin. Yok mu? İlla Türkiye Ligi'nde mi oynamış olması lazım? Bu mu yani? Scouting, teknik direktör, yönetim çalışması, eşgüdümsüzlüğün sadece Türkiye Ligi'nde oynamış olma kriteri mi var ya? Bu mu yani gerçekten? Yok mu Joseph benzeri Brezilyalılar? Pandemi arası girdi. 2 ay, 3 ay eski maçları izlemek için çok güzel bir fırsattı. Çok güzel bir fırsattı. 15 tane sağ bek çıkarırsın, 15 tane Brezilyalı 6 çıkarırsın, 15 tane sol bek çıkarırsın. Ben zaten Ensakala'dan gidip de Adriano gibi oynamasını beklemiyorum. Defansında Adriano, Marcelo olsun, ısrarla geriden pasta çık. Ama şey de çok güzel. Çıkmıyor. Ha, Mensah gel sen topu al, driplingle çık. Mensah 90 dakika her pozisyonda öyle çıksa, şimdi Atletico Madrid'de izliyorduk televizyonda. Ama yani Mensah'ın ne olduğu belli, Dorukhan'ın ne oynayabileceği belli. Bunu bile bile Sergen Hoca bile bile ladesiydi ben Konya maçında. Ki tablonun, skorun ihalesini yönetime bırakmıyorum. Yönetimin daha büyük problemleri var. Zaten büyük bölümü ona ayırdık ama teknik anlamda Sergen Hoca da sorumluluğu almak durumunda bence. Şöyle mesela Rio Ave maçında şimdi bir de şu var. Çağdaş Atan gitti. Evet orada başka değerli bir hoca yükseltildi. Ama bak, Tamer Tuna, Antalyaspor bir hafta önce. Senin eski amcanın yani Sergen Yalçın. Aynı zamanda Sergen Yalçın yokken de Beşiktaş'ta çalışmış birisi. Ne kadar iyi tanıyor Beşiktaş'ı her şekilde. Oyunun gidişatında oldu mu? Teknik direktörün derse ki ya benim oyuncu malzemem yeterli değil, o yüzden bunları ödürse tamam. Onu da demiyor. Maçtan sonra da söylemiyor. Ama dediğim gibi geçirdiği hastalık nedeniyle 15 gün uzak kaldı takımdan. Bir şey demiyorum. O hafifletici sebep. Ama 15 gün sonra aynı şey olursa seninle %100 aynı fikirdeyim. %100 aynı fikirdeyim. Tamam abi o zaman. Bugün bir tık biraz daha az yaptığımızı fark etmişsinizdir programı. Çünkü Rangers maçı var akşam. Ona hem Rangers, Galatasaray Rangers yorumları yetişsin hem de bu bölümler yetişsin diye özel bir çaba sarf ettik. Haftaya daha bir de ağzımdan kötü bir şey çıkmasın diye de Beşiktaş bölümünü biraz daha kısa tutuyoruz izninizle. Ya gerçekten çünkü dilimin ucuna kadar geliyor da ya onu da söylemeden yapamayacağım. Ya bazılarını da gerçekten yani kim getirmiş kim getirmemiş umurumda değil de bazıları rüyasında Beşiktaş formasını görse terler içinde uyanacak, ben buna layık değilim diyecek bu şekilde devam edecekse. Onu söyleyeyim de.
O rüya değil, kabus olur size. Taraftar yok. Siz orada taraftar orada televizyon başına ayağını uzattı, biliyor musun o? Vida ile diğerlerinin izlediği pozisyon var ya, Şengelya geliyor. Onlar ayağını uzattı. Vardır ya refleks maç izlerken. Bir omuz koyarsın hani, böyle izlenir değil mi? Siz de öyle izlemiyor musunuz maçı? Babam falan öyle izlemiyor mu? Ben tek yaşıyorum, o yüzden bilmiyorum. Hayır, eskiden küçük ama sanki doğdun 3 yaşında caminin önüne bıraktılar. Ondan sonra kendi kendine ya büyüdün. Jungle çocuk yani. Babam Dijilik Türk'ü benden sonra aldı. O yüzden. Peki aileden ben kimse öyle izlemiyor mu maçı? Demek ki bir tek öyle. Bizimki böyle ruh hastası, sizin gidiyorsun. Yok, baba, her şey işte ruh hastası aile mi diyorsun? İzleriz yani. Heyecanlı izler. Ya şöyle omuz yapar, bacak uzatır. Bir şey olmayacağını bile bile. Doğru. Bunlar onu da uzatmadan izliyor. Bir şey olmayacağını zannediyor. En iyi yerden kombine diyorsun. Ne kombinesi sağ ya? Sağ içinden. VIP balkon yani, söyleyeyim. Bir de şey vardır ya o, hani tiyatrolarda lüks. Gözlük hani. Ya ondan da al. Baba öyle izle, daha net görürsün ya. Haftaya görüşürüz inşallah. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.